Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA 3 Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, GTA 3 Mobile ile kaldığımız yerden tam gaz arayken devam ediyoruz. En sonki GTA 3 Mobile bölümünde Tony Spiani'den alacağımız son işleri yapmıştık. Bu işlerden bir tanesinde artık triadlarla sağlam bir savaş içerisinde olduğumuz için biz bir darbe indirme amaçlı bazı önemli bölgelere gidip, triadların önemli bölgelerine gidip bazı kişileri indirmeye çalışmıştık. O görev bayağı bir kanser etmişti ama 3-4 denemenin ardından geçtikten sonra önceki oyunda, yani GTA 3 öncesini anlatan GTA Level Stories Mobile oyununda, GTA Level Stories fark etmiyor zaten, zamanında Leon'un olan gizli depo Triad'ların eline geçmiş. Onlar daha öncesinde patlatmışlardı orayı böyle bomba falan kurarak. Sonrasında Triad'ları oraya aldıktan sonra Tony bu kadarı yeter, bizi bu balıkları komple temizlememiz lazım. Bu sebepten öte olarak zamanında Leone'lerin üssü haline gelen yeri bu sefer biz triatların üstüne olacak şekilde patlatmıştık çöp kamyonuyla birlikte. Triatlar normal böyle bomba yerleşti patlatmışlarken biz çöp kamyonu aldık, içeri girdik, triatlarla biraz çatıştık, ardından da depoyu patlattıktan sonra görevi tamamlamış ve triatlara sağlam bir darbe indirmiştik. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz Salvatore Leone'nin görevlerinden devam ediyor olacağız. Daha fazla GTA 3 Mobile videoları gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir beni bırak ve kapıza da araba sizde. Ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet, kaldığımız yere devam ediyoruz. Evet. Hani karteller bir şeyler peşinde vesaire falan. Ha, onları saldırıya açık hale getirebilirse falan diyor. Bize doğru şey yaparlar zaten diyor. Evet, çok devasa bir bot var falan diyor. Tekne var diyor. Ha, ya bizim kafamız gidecek ya senin kafa gidecek olayı dönüyor burada diyor. Tamam, Spark şeyi yok etmen gerekiyor diyor. Veya bunu yaparsan da senin için her şeyi yaparım diyor Salvatore. Yani tamamen benim adamım olursun falan diyor. Ve sol olarak da 8-Ball'a gitmemiz gerektiğini söylüyor. İhtiyacın olan bombayı, ihtiyacın olan teçhizatı sana o sağlayacak diyor. Hadi bakalım gidelim o zaman. Salvatore bunu dediyse ciddi bir iş var demektir. Zaten bomba bomba bir şeyler dedi. Kesin olaylar dönecek. Kesin bayağı bir şeyler yaşanacak. Hadi bakalım gidelim görelim. Bu arada bu görev olarak sayılmıyor galiba. Çünkü Salvatore gözükmüyor şu anda. Görevde de değiliz. Stats'a bir bakalım. Şu an 21 tane görev yapmışız. 21 görev. Tamam. Geriye kaldı 52 görev. O zaman 8-Ball'a gittiğimizde direkt olarak yeni göreve mi başlayacağız? 20'den 21 mi oldu? Onu çok merak ettim şu anda. Neyse, onu ayrıyeten bir denerim, bakarım. Şimdi hemen 8-Ball'un yanına gidelim. Ve bakalım başımıza neler gelecek. Selamun aleyküm. Evet. Bomb the base act 2. İkinci kısım. Evet. Evet, Salvatore'da vesaire falan diyor. Hani bu işi biraz patlayıcı lazım falan diyor. Aa, giderler için 100 bin gerekiyor diyor. Ve seni parandan girecek diyor. Paran olduğu zaman da geri gel diyor. Abi 100 bin dolar ne bu arada ya? Şaka mısın ya? Neyse, verdim gitti. Verdim gitti 100 bin dolara. Selamun aleyküm. Zaten 240 binim vardı. Hadi yapalım şunu o zaman. Tamamdır. Bu patlayıcı yerleştireceğiz vesaire falan diyor ama hala silah gücü ihtiyacımız olacak falan dedi. Ardından bize dürbünü tüfeğini verdi. Hadi bakalım, let's go. Ama yani Salvatore sen de şerefsizlik yapıyorsun ama yani. Hani o kadar mafya patronusuna kartelleri bitireceğiz falan diyorsun. Para bizden gidiyor. Niye? Neden abi? Vallahi 100 bin dolarımızdan da olduk yani gerçekten. Umarım karşılığında sağlam bir para alırız da buna değer. Bakalım göreceğiz. Şimdi geçen bölüm hani takip etmiştik ya bir tane adamı. Katarina ile Miguel'i görmüştük. Aha da oraya geri gidiyoruz şimdi. Bu sefer onların yük gemisini havaya uçurmak için galiba. Aynen, Salvatore o tarz bir şey söylemişti. O yük gemisini havaya uçurmak için zulalarını vesairesi ne var ne yok her şeyi patlatmak için şu anda oraya gidiyoruz ve geldik de sayılır. Hatta geldik. Şöyle hatta zık. Tamamdır. Tamamdır. Yani sen iyi bir yere falan geç. Ardından ilk ateş edeceğin yeri şey yaparım falan diyor. Bu arada bayağı kalabalık lan. Direkt çatışsak olmaz mı? Aynen, direkt çatışayım da öldürsünler beni. Adamların elinde keleş var. Bir de kaç kişiler, bakar mısınız şuraya? Şu kalabalığa bakar mısınız? Wow.
Evet, selamun aleyküm. Şöyle direkt olarak karteller bizi görmeden. Nasıl görmüyorlar bu arada? Buradan hayret ediyorum ha. Şaka gibi. Neyse, no problem. Elime bombayı aldım ki rahat koşabileyim bu arada. Oğlum adamlar nasıl görmedi lan? Şaka gibi. Nasıl görmediniz oğlum? Neyse, çok da şey yapmamak lazım. Ve galiba evet, selamun aleyküm. Bu arada bunu kontrol etmek bayağı bir zor olacak. Bir de tersten mi bu? Ne? Evet, tersten kontrol ediliyor. Tamam, bir şey olmaz. Alışmaya çalışıyorum şu anda. O zaman headshot'la başlayalım arkadaşlar. O zaman headshot'la başlayalım. Şu bir hocam. Dur, 8 ball'a vurma, dur. 8 ball'a vurma. 8 ball'a vurma. Tamam, ikinciyi hallettik. Oğlum ne kadar saçma kontrolleri var bu arada ya. Abi sniper'ın kontrolleri çok zor bu arada. Sağ sol okey, yukarı aşağı ters. Oha, öldü bu arada adam. Adam ne ara öldü abi? Oha. Çok zor görev. Acayip zor bir görev. Bir dakika, benim buradaki kontrolleri acilen ayarlamam gerekiyor. Videoyu bir durdurayım, kaldığımız yere devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Bu sefer becerebildim bu arada. Ters kontrol olayını çözdüm. Ayarlardan direkt olarak yaptım onu. Şimdi tekrardan çatışmaya geçiyoruz. Kanka bir hareket etme ya. Allah Allah. Şunu patlat abi. Tamam, güzel. Güzel gidiyoruz şu anda gayet. Dördüncüyü de indirdik. Şunu da indirdik. Oha bu arada ama yani hızlıca indiriyorum abi. Ama hızlı indiriyorum. Ona rağmen öldü adam ya. Ona rağmen adam öldü ya. Şaka gibi. Adam tek yiyor resmen. Abi ben ne yapayım yani, seri atış ediyordum zaten. Neyse, tekrar duruyorum videoyu. Aynı yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz tam gaz. Ben iyice bir seri vuruşa geçtim şu anda. Umarım ölmez bizim 8 ball. Aha 9.'yu da vurduk. Hadi. Tamam, bomba işe yaramadı. Variler işe yaramadı. Şunu da öldür. 12. Hadi abi. Daha kaç tane var? Daha kaç tane var abi? Daha var mı daha doğrusu? Galiba indirdik hepsini. 8 ball koşuyor abi. Aa, 8 ball içeri girdi. Aman abi, buraya da tırmanma ne olur. Hah, tamam. Oh, nihayet 3. denemede başardık. Vallahi da başardık. Bombayı yerleştirdi. Etraf patlıyor şu anda. 8 ball koşuyor abi. Koş 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 koş. Koş lan koş, yardır yardır. Yardır, Allah kahretsin, yardır. Aha merdiven de kırıldı. Ama gemi an itibariyle battı. Let's go, başardık. Vallahi da billahi de başardık. Biraz ekran bozuldu sanki ama. Ekran düzelecek mi peki? Yani umarım şu anda önemli bir şey kaçırmıyorumdur. Tamam, bir şey kaçırmıyormuşum. Evet, 100 bin dolar harcadık. Ama karşında da 150 bin dolar kazandık. Güzel, 50 bin dolar kardayız. Ve kartellere de çok sağlam, çok ciddi de bir darbe vurduk. GTA Liberty Stories Mobile'de burada bir gemi vardı. O da artık yok arkadaşlar. O gemiyi de ortadan an itibariyle tamamen kaldırmış olduk. Burada da body armor vardı. Önceki oyunda, ama burada yok. Yani yavaş yavaş da önceki oyunda olan şeyleri ya yok ediyoruz, ya da önceki oyunda olmayan şeyler de inşa oluyor, modernize oluyor ve kullanılabilir oluyor. Hepburn Heights'ta Misty'yi aldığımız bir bina vardı ya, Misty'nin evi vardı ya mesela, o inşaat halindeydi önceki oyunda. Burada da o tamamlanmış, kadını da evden almıştık. Video kaç dakika oldu? 9 dakika oldu. Yani bir görev daha yapsam mı diye düşünüyorum. Bu arada ben niye buraya geldim ya? Neyse, ben gidip oyunu kaydedeyim ya. Yani çok sağlam bir aksiyonlu bir görev yaptık zaten. Daha ne olsun yani. Ben daha ne yapayım? Bu bölümlük. Ya da neyse, telefon görevi yapayım. Şaka yaptım ya. Hazır. Telefon görevinin yanındayken. Telefon görevi yapalım. Trial by fire. Devam. Triatlardan birkaç kişi bunun aracını çalmışlar. Ardından da yakmışlar. Ha, bayağı değerliymiş bu adam için tabii. Tamam. Çin mahallesinde gizli bir silah varmış. Tamamdır. O silahları triatlara mı indireceğiz ya kısacası? Arriba. Evet, şov başlasın. Evet, şov başlasın abi, madem öyle. Hemen aracımızı alalım.
Nerede abi o silah? O silah nerede şimdi? Çin mahallesinde olduğunu biliyoruz ama ne tarafta tam olarak? Ve hayatta kalabilecek miyiz? Bir de o var. Hayır. O kadar sağlam bir görevden çıkıyorum. Ardından direkt çatışmaya girmek de... Yani Cloud'dan ne iş lazımsa geliyor ya. Cloud'da her türlü iş geliyor. Bu da beni mutlu ediyor tabii. Şu görevi de bir tamamlayalım da. Ardından bölümü sonlandırırız. Sonraki bölümde Salvatore'un işlerini de yapmaya devam ederiz. Benim bir tane telefon görevi de aradan çıkartalım. Neden olmasın çünkü. Evet, nerede abi şimdi o silah? Tamam ya, nerede olduğunu anladım. Nerede olduğunu anladım abi. Şu arada. Bayağı kalabalıklar yalnız. Şu triatları da bir bitiremedik var ya. Akıl sağlığımı kaybedeceğim. Oo, alev makinesi. Yakışır. Aa, 25 triatı öldüreceğiz. Yani saldırı görevi gibi bu. Okey. Tamam. Biraz yakın menzilli ama. Evet, selamun aleyküm abi. 3 kişi indirdik. Kaldı 22 abi. Kaldı 21. Zaten patır patır geliyorlar. O yüzden no problem. 18 kişi kaldı. Şunu da indirdik. Kaldı 17. Bu arada o kadar iğrenç bir animasyonu var ki. Bu ne abi? O kadar saçma sapan duruyor ki. Şuradan paraları da toplayalım da. Malum para her zaman lazım. Az önce gördük zaten. 100 bin dolarımız gitti lan. Tabii karşıda 150 bin aldık, o ayrı da. Yani sonuçta para gitti yani. Ya da 100 bin dolar yani bir görev için. Allah'tan geri aldık tabii fazlasıyla. Karıyla beraber. Silahları alabiliyoruz mu bu arada? Galiba alabiliyoruz. Çünkü saldırı görevinde normalde yere düşen silahları alamıyoruz da. Bu arada kaldı 9 an itibariyle. Bir de triatla hiçbir şekilde saldırmaması. Benim full canlı gezmem böyle bir alanda. 7. Kaldı 7 abi. Hadi ha gayret. Az kaldı. Gayet basit bir görev bu arada. Gördüğünüz üzere. İyi ki de kalkıp da bu görevi yapmışım yani. İyi ki de yapıyorum yani şu an. Mermi de topluyoruz. Mis. Kaldı 3. Oo. Oo, zincirleme yangın. Kendimi yaktım. Kendimi yaktım. Ölüyordum az kalsın. Ya saçmalama ya. Kapıyı dahi kapatmıyor adam ya. Kapıyı dahi kapatmıyor. Ben polisten bir kaçacaktım. Ezecektim. Ardından görevi tamamlayacaktım. Yanında da 3 tane triat var. Şaka gibi ya. Ben öleceğimi zannettim. O yüzden refleks olarak arabaya bindim. Saçmalığa bak ya. Neyse, kaldığımız yere devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan kaldığımız yere devam ediyoruz. Kaldı 2 kişi. Kendimizi tekrardan yakmazsak görevi başarılı bir şekilde tamamlayacağız. 20 saniyemiz var bu arada. Şunu yak. Kaldı 1 abi. Sizi de yaktığıma göre an itibariyle görevi bitirmiş olduk. Karşıda da 10 bin dolar. Mis. Mis gibi para abi. Şu yangın bir sönsün. Şu yangın bir sönsün. Teşekkürler. Derken öldüm abi. Mükemmel ya. Abi yangın sönmüştü ama ya. Neyse, en azından görevi tamamlayıp öldüm. Bir şey olmaz. Mesela doğru düzgün para falan da gitmiyor. O yüzden no problem. Şuradan bir polis aracı çalayım da bari. Bir şatkan mermimiz olsun ekstradan. Ardından da oyunu kaydetmeye gidelim. Sesim daha hala tam toparlanabilmiş değil. Ondan dolayı da zaten videoyu çok uzatmak istemiyorum. Zaten ondan dolayı aslında videoyu Salvatore'un görevini yaptıktan sonra bitirmeyi düşündüm de vazgeçtim. Hani oyunda ilerleme kat etmek istiyorum çünkü. Hani oyunu daha hızlı bitirebilmek istiyorum o sebepler ötürü olarak. Hani videoda biraz kısa oldu. Hani siz bir de GTA 3 videoların daha uzun olmasını istediğiniz için, daha sık gelmesini istediğiniz için bir yandan dedim bari ben en iyisi bir tane daha görev yapayım. Hasta olsam da çok durumunda değil. Evet, 23'te 73 bu arada. Geriye kaldı tam 50 görev. Ardından da seriyi noktalayacağız ama daha çok var tabii. Neyse, ben şu 8'e bir kaydedeyim abi. Bakalım Salvatore'dan işi aldık diye görevden sayılıyor mu? Onunla bir test ederim. Gelecek bölümü unutmazsam sizlere söylerim. Ve bu video benden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir bildirim bırakmayı, kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza uyanıp sizlerle başka üyelerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.